Sevgili perdeciler, sevgili ev tekstilcileri, tarihler 4 Temmuz 2019'u gösterirken Metex'in Dev Ankara etkinliğinin son gününden tekrar merhabalar. Efendim kısa bir özet geçmek istiyorum. Metex etkinliğinin startını 2 Temmuz sabahı vermişti. Birinci günü çok yoğun geçirdik etkinliği. Ankaralıların ve çevre illerin adeta istilasına uğradı bu etkinlik. Gece yarılarına kadar da yoğunluğunu korudu. İkinci günü yine en az birinci günü kadar yoğun geçti. İstek alan bir etkinlikti, beklenen bir etkinlikti. Ve biz dedik ki bu etkinlik için, kısacası dedik, bu etkinlik siz değerli perdecileri kalkındırmak için yapılıyor. Enflasyonla mücadele için yapılıyor. Metex ailesi elini taşın altına soktu dedik ve üzerlerine düşen vazifeyi yaptı dedik. Neydi bunlar? En güncel ürünleri en dip fiyatlarla siz değerli perdecilere sunmaktı. Aynen de dedikleri gibi etkinliklerinde efendim bir sözlerinin arkasında durdular. Ve bu etkinlikte yine efendim bölge sorumlularımızdan Karadeniz bölge sorumlusu Sayın Bülent Terzioğlu var. Bu etkinlikte de performansını gösterdi. Bülent Bey'in de Karadeniz'den birçok misafiri geldi buraya. Samsun'dan, diğer illerden. Bülent Bey de üzerine düşen vazifeyi bu etkinlikte yaptı. Efendim izninizle biz Bülent Bey'le sizi tanıştırdık ama Bülent Bey'in düşüncelerini alalım bu etkinliğe dair. Efendim merhaba. Merhaba. Önce sizi tanıyalım. Bülent Terzioğlu. İzmit'te ikamet ediyorum. Evet. Karadeniz bölge sorumlusuyum. Metex ailesine 10. ay 2018'de katıldım. Evet. Ankara'da etkinliğimiz vardı. Buraya geldik. Benim firmalarda pazarlamacı olarak çalıştığım yerlerde bu tarz etkinliklere benim ilk katılışım, ilk tecrübem. Böyle yoğunluk açık söyleyeyim beklemiyordum. Yani tamamen bir izdiham oluştu. Yorulduk ama değdi. Ankara'daki meslektaşlarımıza, Ankara'nın haricinde bir de dediğiniz gibi sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi diğer illerden gelen meslektaşlarımıza, bizim bayilerimize, işte parakendecilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu kadar yoğun ilgi beklemiyordum. Ki bir 15 gün içinde zaten Samsun'da bir etkinliğimiz olacak. Onun akabinde bir 15 gün sonra Trabzon'da bir etkinlik yapmayı düşünüyoruz. O zaman zaten hani benim oradaki Karadeniz bölgesindeki müşterilerim belki bu röportajdan sonra haberimiz yok diyecekler ama buradan biz alnımızın akıyla çıktık. Onlara da daha iyi hizmet, daha kaliteli hizmet vermeye çaba göstereceğiz. O zaman 15'er gün arayla sizi etkinliklerde görmemiz mümkün. Şimdi Karadenizlilere duyuralım. Sevgili Karadenizliler, bekleyin efendim, Metex geliyor. Ve sizinle ayrı ayrı ilgilenen Sayın Bülent Terzioğlu bu etkinlikte, yani Karadeniz etkinliğinde performansını sergileyecek. Gümbür gümbür geliyoruz Allah'ın izniyle. Evet. Tarihi merak edebilirler ama belli değil tarihi. Tarih şöyle bir şey. Şimdi etkinliğe hazırlanmak çok kolay bir şey değil. Buraya nasıl zengin çeşitle geldiysek biz Karadeniz bölgesine de o kadar çeşitle gitmemiz gerekiyor ki oradaki bize güvenip bizim etkinliğimize gelen dostlarımız
umduğunu bulsunlar. Yani çok kolay bir şey değil. Çünkü bizim patronumuz Metin Çavuş, hedefimiz burada 300-400 bindi. Sağ olsun 500-600-700 bin metreyle geldik buraya. Alnımızı akıyla sattık. Şimdi burada 600-700 bin metre getirip de bir Samsun gibi güzel bir şehirde, yani 200-300 bin metre fabrikalar yetiştiremiyor artık bize malları ki. Bu da bir süre alacak. Yani 15-20 gün bizim hazırlık süremiz olacak. Biz biten ürünlerimizi toparlayıp orada güzel bir şekilde hazırlanacağız Allah'ın izniyle. Yine güncel ürünler, yine dip fiyatlar. Tabii ki. Özelliğiniz bu sizin. Tabii ki güncel ürünler ve dip fiyatlar. Çünkü yine Metin Bey diyeceğim. Metin Bey pahalıya mal satmayı sevmiyor. Biz müşterilerimize kaliteyi uygun fiyata götüreceğiz. Bunun peşindeyiz diyor her zaman. Ve başarılı da zaten. Benim Karadeniz'e 4. seyahatim falan. Ben ilk başlarda tabii o kadar bölgesel olarak Hopa'ya kadar gidiyorum. O kadar uzak bölgelere gitmemiştim. Ama sağ olsunlar firma sayesinde ben müşterilerimle çok çabuk kaynaştım. Fiyat yönünden, kalite yönünden. Zaten işi de bildiğimiz için hiçbir sıkıntımız olmadı. Ama ucuz ürün, kötü ürününe giderseniz müşterinin ayağına, ne kadar ucuz olursa olsun almıyor müşteri. Yani siz kaliteyi satarken, uygun fiyata verirken aslında sürümden kazanıyorsunuz. Tabii ki, kesinlikle sürümden kazanıyoruz. Zaten burada da sizin röportajlarınız oldu Ankara'da. Bizim burada sattığımız ürünler, yani hani metraj konusunda bir şey demeyeceğim ama biz ya ikinci ya üçüncü etkinlikte zaten buradan bize repeteler geri gelecek. Yani hani çok kolay bir şey değil dedim. Şimdi biz hem Samsun'a, Samsun bölgesine hazırlık yapacağız. Samsun bölgesine hazırlık yaparken burada metrelerce mal sattık. Bunların tekrar repeteleri dönecek bize. Hani o yüzden dedim kolay bir şey değil. Fabrikalar bize ürün yetiştirmekte zorlanıyorlar. O zaman efendim şöyle düşünün. Siz ürünü sattıkça fabrikalar da harekete geçecek. Kesinlikle. Üretime devam edecekler. Dolayısıyla fabrikatör, toptancı, perakendeci arasında bir sirkülasyon olacak. Kesinlikle. Bu sirkülasyon da hakikaten sektörümüze hız kazandıracak. Sektörümüzün durağanlığına katkı sağlayacak. Evet, sektörümüze katkı sağlayan önemli firmalardan bir tanesi Metex. Evet. Çok da güzel taktik uyguladı. Gönülleri fethetti. Kendi müşteri portföyünün dışına çıkarak Ankara ve keza diğer illerden de müşteri edindi. Evet. Şimdi asıl olan tabii ki etkinliği yapmak değil, etkinlik sonrası onları takibe almak. Kesinlikle. Dediğiniz gibi repeteler dönecek. Önemli, evet. Ben sizi kutluyorum. Aslında siz bu etkinlikle çok yorucu günlerin startını vermiş oldunuz. Şimdi biz tabii ki yorulduk. Size göre. Yorulduk. Ama burada biz dostlarımızla beraber olmak bizim yorgunluğumuzu alıyor. Yani biz Kocaeli'den kalktık, geldik Ankara'ya. Ankara'daki firma sahipleri, toptancılara bile mal sattık ki biz burada. Yarın Samsun'a gideceğiz. Yani oradaki arkadaşlarımızla, işte meslektaşlarımızla, parakendeci dostlarımızla kucaklaşmak bu yorgunluğu alıyor bizden. Niye? Çünkü bizim bir amacımız var. Ticaret yapmak, ürün satmak. Bunu da Allah razı olsun, yani onların desteğiyle beraber yapıyoruz. Dinlenmek zaten 6 saat, 8 saat uykuyla insan dinleniyor. Moral olarak moraliniz yüksek olursa gerisi kolay. Evet. Aslında kaptanınız sağlam sizin. Tabii ki. Mürettebat çalışkan. Rüzgar da sizin lehinize çalışıyor. Şimdi kaptanımız sağlam olduğu zaman o da bizim arkamızda büyük güç, büyük moral kaynağı. Öyle olduktan sonra da biz de rahatız yani. Çünkü ürünlerimizde Allah'a şükür bir sıkıntı yok. İstenilen ürünleri temin edebiliyoruz. Rahatız yani, bizi elinden geldiği kadar rahat, hoş tutmaya çalışıyor. O yüzden de enerjimiz yüksek. O zaman efendim fabrikatörlere dönüyorum, diyorum ki efendim siz çift vardiya yapın. Çünkü Metex'e ürün yetiştiremeyeceksiniz. Metex yeni kararlar aldı.
satış stratejisini değiştirdi. Bundan sonra dedi, evet benim 4 şubem olabilir ama ben Türkiye'ye açılacağım dedi. Türkiye genelinde bölgesel etkinlikler yapacağım dedi. En az 20 şehirde bu sektöre nefes aldıracağım dedi. Efendim fabrikatörlere çok iş düşüyor. Söylemesi benden diyorum. Kesinlikle. Ve Bülent Bey, şimdi aynı performans Karadeniz'de de sergilenecek. Ürünleri yeniden hatırlayalım. Karadenizlilere, Samsunlulara hangi ürünleri götüreceksiniz? Tabii ki şu an güncel olan ürünler. Nedir bunlar? İşte grek türler şu ara çok revaçta. Özellikle Karadeniz bölgesinde. Serpme grekler, etek grekler, burada türlerimiz var. Şimdi Karadeniz bölgesi biraz daha grek türlere, zincir türlere, derene dediğimiz türlere daha fazla talep var. O yüzden onların istediği, onların daha rahat satabileceği ürünler de gideceğiz. Tabii bizim şimdi etkinliğimizde çeşit yelpazemiz biz geniş tuttuk. Mesela yine burada Ankara'da gelen bizim müşterilerimiz özellikle buna da değindiler. Yani hani bir etkinliktir, işte 3 çeşit ürünle gelmemişsiniz. Biz buradan bir dükkan açabilecek kadar ürünümüzü alabiliyoruz. Güneşliğimiz var. Düz gireğimiz var, brodelerimiz var, fonduklarımız var. Degradeler, kort nakışlar. Tabii ki, tabii ki. Yani hani küçük bir dükkan, küçük bir parakende açılabilecek çeşidini buradan düzebilirler yani. Uygun fiyata. Fonluklardan, kaliteli. Ada fonluklar, Eyfel fonluklar. Şimdi Karadeniz bölgesinde yani bazen bizde şöyle sıkıntılar olabiliyordu. Bu etkinlikler zaten onu aşmak da içindi. Şimdi benim bölgem uzun. Karadeniz bölgesini ben Kocaeli'den çıktığım zaman Karabük'ten başlıyorum. Hopa'ya kadar devam ediyorum. Benim turu bitirmem 33 gün sürüyor. 33 gün uzun bir zaman aslında. Çünkü İzmit Adapazarı var. Yani bölgesel olarak ben kendi müşterimi de geziyorum. Tam turum bir daha benim Karadeniz'e dönmem 45 günü buluyor. 45 gün zaman zarfı içinde yeni ürünler de bizim çantamıza, işte kartela setimize ekleniyor. Bu şekilde gittiğimiz zaman Karadeniz'deki, Samsun'daki, Trabzon'daki parakendiciler biz de ürünleri daha net, daha yakından takip edebilecekler. Çünkü güncel ürünlerle gideceğiz. Hani biraz önce dediğim gibi ürün ucuz olabilir ama modası geçmiştir. Talep olmaz. O zaman da etkinlik yapmanın bir faydası yok zaten. Yani biraz önce konuştuk. Şimdi mesela degrade geçişli türler bizim kartele grubumuzda vardı. Biz onları kesim yapıyorduk. Havuz grubunda, yani ben oraya gittiğim zaman havuz grubumda yoktu. Şimdi ise etkinlikte kartele setinden daha uygun fiyatlara biz onları müşterilerimizle buluşturacağız. Bu da sürüm demektir. Bu da daha çok noktaya hizmet vermek demektir. Karadeniz, Trabzon o yüzden bizim için önemli orası da. Burası ne kadar önemliyse diğer illerimiz de o kadar önemli. Burada bir de şu güzellik var. Mesela ben Karadeniz bölge sorumlusuyum ama işte Karadeniz bölgesine giderken 38 noktaya gidiyorum. Sayısını şu anda rakam olarak net bir rakam değil ama 200 müşterim vardır. 200 müşteri yoruyorumdur. Ankara'ya gelmemiz mesela, burada da benim yeni dostlarım, yeni tanışmalarım oldu. Bizim diğer pazarlamacılarımızla Karadeniz'e geldiklerinde onlar, yani bizim işimizin zevki bu. İşini sevdiğin zaman zaten neresi olduğu önemli değil. Gidiyoruz. Ama oraya da dediğim gibi gümbür gümbür gideceğiz. Samsun'u da Ankara'yı salladığımız gibi sallayacağız Allah'ın izniyle. İnşallah alnımızın akıyla hepsinden çıkacağız. Benim anladığım özet, Metex Türkiye genelinde etnik kökenlere inerek her bölgeye özel ürün çıkardığı ve burada aslında o ürünlerin özetini gördük Metex'in Ankara Dev Etkinliği'nde. Artık o ürünler bölgesel ayrılmakla beraber Karadeniz, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu gibi etkinliklerde görücüye kendisini çıkaracak. Efendim ne diyelim? Beklesin sizi Karadeniz diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Evet.
Metex ailesi adına o zaman siz bir davette bulunun. 15 gün sonra Karadeniz'e geleceğiz deyin. Çünkü tarih kararlaştırıldığında biz Perde Satıcıları Haber Portalı bizzat bu tarihi bildireceğiz ama siz bir onları etkinliğinize davet edin. Takribi 15 gün sonra Samsun'da olmak üzere Karadeniz'de iki tane etkinliğimiz olacak. Akabinde Trabzon'da düşünüyoruz. Tüm Karadeniz halkını etkinliğimize davet ediyoruz. Çok teşekkürler. Değerli sektör mensupları, Metex bölge bölge Türkiye'yi sallayacağı benziyor efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi takip ettiniz. Metex'i takip ettiniz.